Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bugün sizinle Amerika gündemini değerlendirmek için karşınızdayım. Bu hafta önemli bir gelişme vardı. Daha doğrusu bir New York Times haberine göre Trump yönetiminin başka ülkelerden kabul edilen, Amerika'nın kabul ettiği mülteci sayısında çok ciddi bir azalmaya, sayıyı düşürmeye gideceği yönünde bir haber yapıldı. Bu önümüzdeki haftada bu noktada iki opsiyonu değerlendirileceğini, opsiyonlardan bir tanesinin Amerika'nın bundan sonraki mülteci kabullerinde çok ciddi ülke dışından gelecek olan mültecilerin sayısında çok ciddi bir azalmaya gideceği. Biliyorsunuz zaten Trump yönetiminin ilk gelir gelmez yaptığı yasaklarla zaten bu sayıda ciddi bir indirim yapılmıştı. Fakat şimdi de bu sayıda tekrar bir indirime gidileceği noktasında ve sadece işte Amerikan hükümetine destek veren, faydalı olan ve hayati risk taşıyan kişilerin mülteci kabulü adımı atılacağı belirtiliyor bir opsiyon olarak. Diğer opsiyonda hiç ülke dışından, Amerika dışından mültecilerin getirilmemesi, sadece işte başkanın acil, çok önemli istisnai durumlarda kabul edeceği kişiler olacağı noktasında iki opsiyondan bahsediliyor. Tabii şimdi bu bizim aklımıza şunu getiriyor. Biliyorsunuz Amerika dünyadaki göçmenler noktasında, göçmenleri kabul edici, özellikle mültecileri kabul edici noktada çok ciddi, önemli bir yer sağlıyordu. Fakat bu açıklamalarla biz hani Amerika'nın bu Trump yönetimiyle beraber dünyadaki zorda bulunan mültecilere kucak açan ülke olma rolünden vazgeçeceğini ya da vazgeçmeye çalıştığını görüyoruz. Tabii bu noktadaki adımları göreceğiz. Hiç mülteci alımı ya da alamama noktasında ne adım atacağını görüyor olacağız. Tabii bizim, yani bu kastedilen karıştırılmasın, hani Amerika içindeki sığınmaya başvuran kişiler değil bunlar. Ülke dışından Amerika'ya mülteci olarak gelme noktasında adım atan, başvuru yapan kişileri ilgilendiren bir durum olduğunda dile getirmek istiyorum. Umarım faydalı olur siz değerli takipçilerimiz ve arkadaşlarımız için. Görüşmek üzere, sevgiler ve iyi pazarlar.